Yüzyıllardır ölümle yüz yüze gelen kişiler tuhaf, derinlikli ve imkansız gibi görünen deneyimler aktardılar. Bedenimin yukarısında gibiydim. Tam üstümde bir ışık vardı. Bir tünelde gibiydim. O ışığa doğru ilerliyordum. Çok yumuşaktı. Fazla parlak değildi. Gözümü kamaştırmıyordu. Bana doğal ve sıcak geliyordu. Grace'i gördüm. Grace'in 10 yıl kadar önce öldüğünü biliyordum. Ona baktım ve şöyle dedim. Grace, sen misin? Tüm hayatım diyemeyeceğim. Ama annemi gördüm. Bir doğum günü pastasının üzerindeki mumları yakıyordu. Bisiklete bindiğimi gördüm. Bu gibi farklı sahneler gördüm. Bana çok uzun bir süre gibi gelmedi. Kasten aşağı bedenime baktım. Giysilerimi, ayaklarımı görebiliyordum. Saçlarımı görebiliyordum. Ama vücudumun hiç ağırlığı yoktu. Şimdiye kadar bu ölüme yakın deneyimleri açıklayacak çok az bilimsel veri vardı. Bu yüzden pek çok kişi bunları Tanrı'nın, ruhun veya ahiretin kanıtı olarak yorumladı. Fakat bir adam öldüğümüz zaman ne olduğunu yeniden incelemek istiyor. Bence bilimin karşı karşıya olduğu en büyük gizemlerden biri bu. Dünyaca ünlü nörolog Stephen Norreys, bedenini ve zihnini tehlikeye atarak daha önce görülmemiş ölüme yakın deneyimleri inceleyecek. Siyah görüyorum. Siyah. Stephen, nefes al. Bu tuhaf olgular gerçekten tamamen ruhani mi? İnsanlar bedenlerinden çıkıyor, duvarların içinden geçiyor. Bu nasıl olabilir ki? Yoksa sırlarını bilim çözebilir mi? Beynim yine beni kandırıyor. Bunu öğrenebilmek için 30 gönüllüye ölüme yakın deneyimler yaşatacak. Radikal, çığır açacak bir deneyle. Ölümden dönüş. Liège, Belçika. Profesör Stephen Norreys, bilinç araştırmaları konusunda bir uzman. Ölüme yakın deneyimlerle ilgileniyor. Annesi de onu doğururken böyle bir şey yaşamış. Stephen şimdi komadaki kişileri tedavi ediyor. Nasılsın? Bazen komadan uyanıyor ve çarpıcı, ölüme yakın deneyimler aktarıyorlar. Bunun nasıl mümkün olduğunu anlamak, insan zihnine dair yeni bilgiler sunabilir. Hasarlı bir beyinde, burada olduğu gibi hala bir nebze olsun bilinç kalmış olabilir mi? Stephen, hasarlı beyinlerin ölüme yakın deneyimler yarattığını gösterirse, hastalarının bilinç düzeyini sorgulamaya başlayacak. Eğer bilincin geri gelmesine umudumuz yoksa, o zaman bu makineleri durdurmamız gerekiyor. Ne var ki bu hastalara yaşamaya değer bir hayat sunma umudumuz varsa devam etmeliyiz. Stephen, ölüme yakın deneyimlerin nedenini anlamak istiyor. Ama bir sorun var. Bilimin kurallarını hiçe sayan ifadelerden nasıl anlam çıkarabilir ki? İddialı yeni bir plan yapıyor. Bazen kendimi hüsrana uğramış gibi hissediyorum. Kendim sadece siyah beyaz görebiliyorken renkleri anlamaya çalışmak gibi bir şey bu. Peki kendimi bir deney faresi yapsam ve ölüme yakın deneyimlerin temel bileşenlerini hissetmeye çalışsam nasıl olur? Stephen'ın karşılaşacağı ilk ölüme yakın deneyim hissi bir tünelde ışığa doğru gitmek. O ışığın içindeydim. Bir tünelde ışığa doğru ilerlediğimi hissediyordum. Merkez beyazdı ve parlıyordu. Ayrıca etrafı karanlıktı. Bir yolculuğa çıkıyordum. Neler olduğunun farkındaydım. Öldüğümü veya ölmekte olduğumu biliyordum. Oraya gideceğimi
Biliyordun. Steven Varşova, Polonya'ya gidiyor. Tanışacağı bilim insanı tünel algısını sık sık yaşayan bir grup insanı eğitiyor. Savaş uçağı pilotlarını. Merhaba Chris. Merhaba Steven, hadi gidelim. Hadi gidip deneyelim şunu. Çok etkileyici görünüyor. Doktor Krzysztof Kowalczuk 20 yıldır savaş uçağı pilotlarını dev bir santrifüjde döndürerek sınırlarını zorluyor. Bu onlara yüksek G kuvvetlerinde uçmanın tünel algısı gibi etkileriyle başa çıkmayı öğretiyor. Evet. Ve sonra? Hayır. Hayır. Yapma, hızlı nefes alma. Hızlı nefes alma. 3 saniye. Yani önce böyle. Nefes al ve sonra. Sonra. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jeszcze. İlk seviyeden başlamaya hazırız. 1.4 G. Hazır mısın? Evet, şu anda hala normal. Dik duruyorum. Evet tabii. Çünkü henüz yeşil butona basmadım. Tamam. İlk seviyeden başlayalım. Hazır mısın? Evet. 1.4 G'lik seviye geliyor. Santrifüj cihazı hızlandıkça kapsül yatıyor. Steven'ın bacakları başına kıyasla santrifüjün merkezinden daha uzak. Bu yüzden hissettiği dönüş kuvveti daha yüksek. Bu kuvvet o kadar fazla ki bacaklarına giden kanın geri dönmesini önlüyor. Bu da Steven'ın gözlerine ve beynine can veren oksijeni azaltmaya başlıyor. İki G. Garip bir şey bu. Kendimi tuhaf hissediyorum. Aman tanrım. Kollarım çok ağır. Dört G. Kaslarını sık. Kaslarını sık. Evet. Şimdi görüşüm değişti. Siyah görüyorum. Siyah. Steven, nefes al. Nefes al. Nefes al. Nefes al. Siyah görüyorum. Tamam. Siyah. Tamam. Kendimi çok şey hissettim. Nasıl söyleyeyim? Santrifüjü kapatıyorum. Kaç G'ye çıktık? 7.19. Harika. Muhteşem. Bu yeni bir deneyim oldu. Steven daha hızlı döndükçe gözlerine ve beynine daha az oksijen gitti. Çevre görüşü kaybolmaya başladı ve kararak bir tünel yarattı. Ölüme yakın deneyimlerde de aynı olgudan bahsediliyor. Kafam karıştı. Olağanüstü bir his yaşadım. Yani buna... Evet, tünel algısı diyebiliriz. Aslında
Bilemiyorum. Söylediğim gibi yapılabilen en şiddetli stres testidir bu. Ne kadar baygın kaldım? 3-5 saniye kadar. Bana 5 saniyeliğine bayılmışım gibi gelmedi. Beynim yine beni kandırıyor. Tabii beynimiz bizi sürekli olarak kandırır. Bütün algılarımda bir değişiklik oldu. Bir küçülme gördüm. Bu beklediğimden farklı bir şeydi. Steven, hadi gel. Biraz temiz hava al. Steven, beyni oksijen gitmemesinin ölüme yakın deneyimlerde görülen tünel görüşünü açıklayabileceğini düşünüyor. Dünya dönüyor. Kopernik'in haklı olduğunu artık biliyoruz. Kopernik haklıymış. Dönüyor. Kalbi duran hastalarda da gerçekleşebiliyor. Bazen ölüme yakın deneyimler yapabiliyor. Tabii ki kan akışının kesilmesi, beyne yeterince oksijen gitmemesi sorunları da var. Ama en azından bir olgu burada tecrübe ettiklerimle açıklanabilir diye düşünüyorum. Beynini oksijensiz bırakmak Steven'a ölüme yakın deneyimlere dair ilk izlenimi veriyor. Şimdi sıradaki hamlesini kararlaştıracak. Santrifüj bana ölüme yakın bir deneyim yaşattı. Bilincimi kaybetmeden önce görüşümü de kaybettim. Komadaki hastalarda çok az uyaran vardır ya da hiç yoktur. Yine de bazıları yoğun hisler ve algılardan bahsediyor. Bu nasıl olabiliyor? Steven Londra'da nörobilimci Donna Lloyd'la buluşuyor. Ondan hiç uyartı almayan bir beynin tipik bir ölüme yakın deneyimin çarpıcı algılarını nasıl oluşturabileceğini öğrenecek. Steven 30 dakikalığına sessiz bir odaya kilitlenecek. Dış dünyayla bütün bağını koparması için tasarlanmış bir oda bu. Buyur. Teşekkür ederim. Vay canına. Oturayım mı? Evet, otur lütfen. Şimdi kulaklığı takıp beyaz gürültüyü dinleyeceksin. Bazı kişiler, hatta çoğu kişi beyaz gürültüde bir şeyler duyduğunu söyler. Şimdi gözlüğü takacağız. Tamam mı? Bunları güzelce bantlayalım. İşte böyle. Nereye baksan beyazlık görmen lazım. Evet, öyle görüyorum. Harika değil mi? Tamam. Kulaklığı tak, ışıkları kapatacağım ve seni yalnız bırakacağım. Tamam. Beyaz gürültü, Steven'ın kendi kalp atışı gibi sesleri duymasını önlüyor. Pinpon topları da ne yöne baksa beyazlık görmesini sağlıyor. 3 dakika. Kuş sesleri duyuyorum. Bir duvar görüyorum. Bazı sesler duyuyorum ama anlayamıyorum. Sesler ve kuşlar gibi şeyler duyuyor. Bunlar daha önce milyonlarca kez duyduğu şeyler. Beyninde bu gibi şeyler için şemalar, şablonlar var. Beyni bir anlam bulmaya çalışıyor. Veri girişi olmadan uyartı bulmaya çalışıyor. Daha önce hiç duymadığınız sıra dışı sesler duymuyorsunuz. Beyninizin duymaya alışkın olduğu şeyleri, beklediği şeyleri duyuyorsunuz. Okul çocukları. Bunları arıyor. Aa, evet. Bir gölge görüyorum. Harika. 30 dakika. Merhaba Steven. Merhaba. Benim için çok yeni bir deneyim oldu bu. Harika. Söylediğin her şey diğer herkesin söylediği şeyler. Beyinlerimizin nasıl çalıştığıyla ilgili bir şey gösteriyor bu. Bu temelde yatan bir şey. Her birimiz için farklı değil. Gürültü birçok şeye dönüştü. Şelale sesi, trafik sesi. Evet. Sesleri çok erken duymaya başladın. Sana ne dediklerini anlayamadığını söyledin.
Beynimiz ses duyma konusunda çok ayrıntılı tasarlanmıştır. Bu bizim için çok önemlidir. Ölüme yakın deneyim yaşayan kişiler sevdiklerini duyabildiklerini söyler. Sevdiklerini hayal ederler. Bu durumda beynin alışkın olduğu deneyimleri arayıp aramadığını merak ediyor insan. Tecrübe etmeye alışkın olduğu şeyi arar. Donna'nın deneyi, insan beyninin sahte bir deneyimi nasıl kolayca yaratabileceğini gösteriyor. Ölürken zihinde olan şey bu olabilir mi? Bir nörolog olduğum halde zihnin gücü beni bile şaşırttı. Beynim ara sıra sahte deneyimler yaşadığımı sanmam için anıları kullanıyor. Birçok hasta geçmişinden yerler, insanlar, sesler ve sahneler hatırlar. Öldüğümüzü düşünüyorsak beynimiz anılarımızı kullanarak durumdan bir anlam çıkarmaya çalışabilir. Anılar Steven'ın araştırmak istediği bir sonraki ölüme yakın deneyim öğesinde daha büyük rol oynuyor. Hayatınızın gözünüzün önünden geçmesi. Şöyle. Şu olmuştu, şu olmuştu, şu olmuştu şeklindeydi. Ve dünyaya bakıp izliyordum. 2005 yılındaki o ana kadar sırayla izledim. Gördüklerim, insanlara bunu anlatırken kullandığım kelimeler şöyleydi. Bütün hayatım gözlerimin önünden geçti. Eve gelip anlattığım zaman ağzımdan çıkan kelimeler bunlardı. Gerçek zamanlıydı. Tıpkı burada oturup konuştuğum gibiydi. Steven göz açıp kapayana kadar geçen sürede bir ömrü hatırlamanın nasıl mümkün olduğunu öğrenmek adına Toronto, Kanada'da bir antika pazarına geldi. Dikkat çekici beyninde cevaplar bulabileceği biriyle tanışacak. Merhaba George. Merhaba Steven, nasılsın? Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Anı satın almak için hazır mısın? Anı satın almak mı? Harika olacak gibi duruyor. Şu nedir? Wing Fighter mı? Okuyamıyorum. Evet. Bu mu? Buradakinde 120 yazıyor. Dokunmak ister misiniz? Olamaz, biliyor musun? Tamam, bunun gibi bir tane vardı. Beyazdı. Neler oluyor? Tamam. Genellikle bir gözümü açarak başlıyorum. Çok iyiyim. Bu nefes kesici bir şey. Muhteşem. Affedersin. Noel zamanıydı. Ben 5 yaşındaydım. Aman tanrım, 5 yaşındaydım. Kutuyu açmanın nasıl bir his olduğunu, o yoğun anıyı hatırlıyorum. Yine 6 yaşındaydım. Büyük annem bana bu kutuyu vermişti. İçinde ne olduğunu bilmiyordum. Kutuyu açtım. O an nefesim kesilmişti. Kalbim çarpıyordu. Onu tekrar yaşadım. George 9 yıl önce inme geçirdiğinde hayatı gözlerinin önünden geçmeye başlamış. Kademe kademe anılar gördüğüm anlar yaşadım. Bir deste kartı karıştırmak gibiydi. Üst üste görüntüler görüyor veya duygular yaşıyordum. Yaşamaktı bu. Hatırlamak değil, yaşamaktı. Kontrol edebiliyor muydun? Başta kontrol edemiyordum. Korkunçtu, karanlıktı ve şeylerin neden o şekilde aktığını açıklayamıyordum. Ve bir noktada kendi kendime zamanda yolculuk mu yapıyorum dedim. Biliyorum ki zaman yolculuğu yaptığını düşünüyorsan doktora görünmenin vakti gelmiş demektir. Son 5 yıldır bir grup bilim insanı George'un bu yeteneğinin sırlarını çözmeye çalışıyor. Ne olacağını tam olarak bilmiyorum ama bu anıları yaşarken beyninde faaliyete geçen bölgeleri tanımlayabilmeyi umuyoruz. Pekala George, iyi misin? Evet. Tamam, harika. Geçirdiği inme George'un beyninin tek bir bölümüne hasar vermiş. Talamus. Gördüğün gibi buradaki koyu renk bölge bahsettiğimiz lezyon. Evet.
Çok ufak, 1 santimetre kadar. Beynin kalanı normal. Azıcık bir hasar George'un yaşamında büyük etki bırakmış. Kesinlikle. Şimdi deneyimize geçiyoruz. Şimdi makinenin içinde beyin fonksiyonlarına bakıyoruz. Ayağına dokunuyorsun. Bunun zengin bir anıyı çağrıştırmasını ve beyninde uyartı oluşturmasını umuyorsun. Bu uyartının sonucu olarak da beynin belirli bölgelerine kan akışı göreceksin. Mıknatıs aracılığıyla bu kan akışını ölçeceğiz. Pekala George, harika. Bir deneyim yaşadığın gibi görünüyor. Bunun şiddetine 0'dan 10'a kadar puan verebilir misin? 7 olarak başladı ve 8'e çıktı. Harika. O an yaşadığın anıyı hatırlıyor musun? Çocukken attığım ilk adımı hatırladım. Galiba annem beni tutuyordu. Soğuk zeminde küçük ve toparlak bebek ayaklarını gördüm. Üzerinde durduğum birçok başka zemin de hatırlıyorum aslında. Çok azımız ilk adımımızı attığımızı hatırlayabiliriz. Ama tarama sonuçlarına göre George bu anı çok detaylı bir şekilde tekrar yaşıyor. Beynin aynı kısımlarına bakıyoruz. Soğuk taş zemin ayağına değdiğinde hangi bölgelerin faaliyete geçtiğine bakacağız. Gördüğün gibi beynin arka kısmında yoğun faaliyet var. Beynin görsel işleme merkezi burası. Bu görüntülere bakıyorum. O zamanki anınla ilgili görsel bir imajla bağlantılı olduğunu söyledin. Sonra çok az motor faaliyet var. Yürümeyi düşünüyorsun. Gerçekte yürümüyorsun ama yürüme düşüncesi yaşıyorsun. Evet, haklısın. Ayağıma soğuk taşı koydunuz ve çok küçük bir çocukken ayağımda soğuk taşı hissedişimi hatırladım. Tombul bebek ayakları hatırladım. Şaka değil. Küçüktüm ve bir trapezden sallanıyormuşum gibi bir görüntü vardı. Ama trapezde değildim. Annemin parmaklarına tutunmuştum. Açıkçası bunları hissettim. Beynin iyileşme sürecindeyken kendi kendini tamir etmeye çalışmış. Bunu yaparken komşu liflere tutunmuş olabilir. Bu bölgelerde o lezyonun olduğu yerlerden geçen sinirler varmış ve birbiriyle bağ kurmaya başlamışlar. Yani beynin normalde doğrudan temas içinde olmayacak bölümleri artık birbiriyle konuşuyor. Bunu görebildiğin zaman artık çok mistik olmuyor. Evet. Ayrıca bazen insanlar bunları uydurduğunu düşünebilir. Evet, evet. Yani saçmaladığını düşünebilirler. Halbuki biz bunu burada görüyoruz. Evet, haklısın. Beyinde ufacık bir kanama yeni bağlantılara yol açmış ve etkileri inanılmaz. Düşünmesi çok tuhaf. Nefret ettiğim bir şeyle başladı bu. Kim inme geçirmek ister ki? Bundan nefret ediyordum. Ama şimdi buna minnettarım. Bunu hiçbir şeyle değişmem. George aklını kaçırmıyor. Ya da bir tür sihir falan yaşanmıyor. Buna beyindeki bir lezyon neden oluyor. Bunu görebiliyoruz. Deneyim sırasında beyin faaliyetlerinin nasıl değiştiğini görüyoruz. Ölüme yakın deneyim dediğimiz olağanüstü olguları daha iyi anlama yolculuğumuzda bize çok yardımcı oldu. George'un çarpıcı becerisi, beyinlerimizin bütün deneyimleri depoladığını gösteriyor. İnme geçirdikten sonra, beynin daha önce temas kurmayan bölümleri birbirine bağlanmış ve geçmişi yeniden yaşamasını sağlamış. Ölüm stresi, ölüme yakın deneyimlerde benzer bir süreci tetikleyebilir mi? Stephen Norris, ölüme yakın deneyimlerin gizemini çözme misyonunda. Bunlar ruhani mi yoksa bilimle açıklanabilir mi? Öğrenmek istiyor. Şimdiye kadar beyinde sıra dışı davranışın en yaygın 3 özelliğini açıklayabileceğini buldu. Beyni oksijensiz bırakmak kilit öğe olabilir.
devrim niteliğindeki deneyiyle 30 gönüllüye ölüme yakın deneyim yaşatmaya çalışmadan önce Steven'ın diğer temel bileşenler için bilimsel nedenler bulması gerekiyor. Beyinlerimizin birçok ölüme yakın deneyimde görülen mistik ve ruhani hisleri yaratacak kapasiteye sahip olduğunu nasıl gösterebilir? Büyük bir varlık hissettim. Yoğun bir sevgi vardı. Öyle büyük bir sevgi vardı ki vücudumdaki her bir gözenekten boşalıyor gibiydi. Deneyim öyle bir şey ki sevgiyle çevrelenmiş olduğunuzu biliyordunuz. Güvende olduğunuzu ve gerçekten çok iyi bir yere gittiğinizi biliyordunuz. Bir sürü bilgi bana gelip duruyordu. Ve dedim ki vay canına. O kadar basitti ki. Evrendeki bütün cevaplar bendeydi. Ben her şeyi biliyordum. Bu ruhani hislerin nedenini araştırmak için Steven İngiltere'nin güney kıyısına gidiyor. Epilepsi beyninin temporal lobunu etkilediğinde Vicky Williams yoğun bir mutluluk hissi yaşamış. Bunlar bir açıklama sunabilir mi? Bu son derece zengin ve mutlu anları yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bir anda halüsinasyon yaratan bir ışık ve enerji odada dolaşmaya başladı. Kesinlikle inanılmazdı. Öyle bir şey görmemiştim. Bazı hisler yaşadım. Bütün ağrı, acı, her şey uçup gitmişti. Dindar biri olsaydım, o anda Tanrı'nın varlığını ispat etmek için beni seçtiğini düşünürdüm. Adeta her şeyin içine sızıyordum. Bütün bilgilere ve bilgeliğe erişimim vardı. Aşırı bir sevgi, tutku, sükunet ve güzellik hissettim. Her şey tamamen mükemmeldi. Hayatımın en muhteşem deneyimiydi diyebilirim. Fakat bu çok çabuk bitiyordu. Ve bir an içinde o en muhteşem ve en inanılır hisleri bir kenara bırakıp kendimi intihara meyilli hissediyordum. Sonunda bunları yatıştıracak ilacı buldular. Bunun sona ermesinden ve tekrar normale dönmüş olmaktan çok memnunum. Öylesi şiddetli bir hisle yaşamak gerçekten mümkün değildi. Ben bir saniyeliğine bile Tanrı'nın bana dokunduğunu falan düşünmedim. Beynin muazzam, olağanüstü bir şey olduğunu biliyorum. Bizi çoğu kişinin hayal bile edemeyeceği yerlere götürebiliyor. Bu beyin nörolojik bir şey. Vicky'nin hikayesi doğru çalışmayan bir beynin ruhani ve dini hisler yaratabileceğini gösteriyor. Ölüme yakın deneyimleri anlama yolculuğumda bu hisleri kendim bizzat deneyimlemek istiyorum. Kendime epilepsi krizi yaşatamam. Ama dünyayı algılama ve anlama şeklimi değiştirmenin bir yolu daha var. Zihni bulandıran ilaçlar. King's College, Londra'da Steven'a sihirli mantarlardaki aktif bileşen olan psilosibin enjekte edilecek ve beyin taramalarına bakılacak. Gözlerini kapat Steve. Seni biraz hareket ettireceğim. Bildiğin gibi infüzyon taramasına hazırlanıyoruz. Bu uyuşturucuların beyinde nasıl etki ettiğini bilmiyoruz. Bir fikrimiz var ama uyuşturucuları insanlara vermeden emin olamıyoruz. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Doğruca kan akışına enjekte edilen psilosibin çok hızlı etki ediyor. Vay canına. Nasılsın Steven? Ne deneyimdi ama. Teşekkür ederim Steven. Şimdi seni görmeye geliyoruz. Bravo, bravo. Çok tuhaftı. Şimdi sedyeyi çekiyorum. Biraz gerçek dışı gibiydi. Çünkü her şey bir araya gelmişti. Çoğunlukla orada değil gibiydim. Tamam, yok olmamıştım. Ama diğer her şeyle bir olmuştum. Dalgalar halinde geliyordum. Huzur doluydu. Ve çok güçlüydü. Öyledir. Steven'ın beynindeki değişimler, ölüme yakın deneyimlerde bahsedilen huzur ve neşeyi açıklayabilir mi? Psilosibin verilmiş beyin bu. Gördüğün gibi kan akışında azalmalar var. Psilosibin azalmadan önceki haline kıyasla azalmış. Burada bir örneğini görüyoruz. Zengin ve canlı hisler ve algılar yaşadım. Ve baktığımızda beynimde kan akışında önemli bir azalma olduğunu görebiliyoruz. Asıl çarpıcı olan bu azalmalardan bazılarının çok büyük olması. Talamus ve temporal lob gibi beyin bölgelerini içeriyorlar. Belki de bu farklı beyin bölgeleri arasında bilgileri entegre etme açısından çok önemlidir. Her nasılsa uyuşturucu bazı frenleri kaldırıyor ve başka devrelerin daha aktif olmasını sağlıyor. Böyle oluyor değil mi? Evet, farklı bölgelerin bağlantısına istikrar veren o frenleri yok edebilir. Frenleri yok etmek, direksiyonu yok etmek gibi de düşünülebilir. Artık düz bir çizgide ilerleyemezsiniz. Evet. Yalpalarsınız ve farklı düşünce yollarına saparsınız. Elbette bu yolculuğa çıkmamın nedeni özellikle de kan akışının azaldığı durumlarda olağanüstü ölüme yakın deneyimler yaşamış hastaları çok daha iyi anlamak. Belki yapbozun bir parçası olabilir bu. İlk kez psikodelik bir uyuşturucu denedim. Dünya algımı ciddi ölçüde değiştirdi. Beynimin büyük kısmında kan akışını azalttı. Ölüme yakın deneyimlerin en yaygın nedenlerinden biri olan kalp durmasında bunun olduğunu biliyorum. Belki de hastalar bu yüzden mutluluk ve huzur hissinden bahsedip duruyor. Steven, ölüme yakın deneyimlerdeki yoğun ruhani hislerin olası nedenlerini buldu. Ama olağan dışı bir olgu bilimin sınırlarını zorluyor gibi görünüyor. Beden dışı deneyim. Acı çekiyordum. Kafam karışıktı. Bir anda kendime yukarıdan bakmaya başladım. Ruhum bedenimden ayrıldı. Evimin içinde süzülüyor, yürüyordum. Kendimi orada yatarken görebiliyordum. Dışarıdaydım. Doktorların ve bazı insanların üzerimde çalıştığını görebiliyordum. Çoğu kişi için bu bedenden ayrılma deneyimi ruhun varlığının ispatı. Steven Barcelona'ya gidiyor. Bilgisayar bilimci Mel Slater, zihnin beden algısını ne kadar kolay yitirebileceğini gösterecek. Steven, beden dışı bir deneyim yaşamaya çalışıyor. Bilim insanı Mel Slater, bedeninin bir parçasının plastikle yer değiştirdiğini onu inandıracak. Steven sağ elini bir bariyerin arkasına koyuyor. Elini göremeyecek. Diğer tarafta da görebileceği plastik bir el var. Tamam, başlamaya hazır mısın? Mel, gerçek ve plastik elin aynı kısımlarını aynı anda fırçalıyor. Steven'ın uyartıyı nerede hissettiğinin algısı değişmeye başlıyor. Plastik elde bir geçiş hissediyorum.
Bu çok tuhaf. Kendi elim olduğunu hissediyorum. Yani rahatsız edici bir şey değil ama kafa karıştırıcı. Garip bir his diyebilirim. Görme duyumuz, dokunma duyumuza baskındır. Steven'ın beyni önünde gördüğü sahte eldeki fırçalamayı hissettiğine inanmaya başlıyor. O geçişi hissedebiliyorum. Hissettiğin şey ve bildiğin şey arasında bir çatışma var. Kesinlikle, kesinlikle. Bu illüzyonlarda çok görülür. Daha farklı, evet. Beynin kuracağı en basit hipotez, gerçek elin bu olacaktır. Ah! Evet. Bu sefer çok şiddetliydi. Evet. Çok şiddetli. Çok garip. İllüzyon Steven'ın beynini sahte bir deneyim yaşaması için kandırdı. Gerçek bedeninin nerede olduğunu unuttu. Mel'in başka bir deneyinin temeli bu. Beden dışı deneyim yaşatmak için sanal gerçekliği kullanıyor. Mel, sana güveniyorum. Evet. Tatsız bir şey olmayacak. Hayır. Tatlı bir şey olacak. Olabilir. Bir oda görüyorum. Bir masa var, pencereler var, tavan var. Aa, bir ateş yanıyor. Aynada kendimi görüyorum. Ben hareket ettiğimde aynadaki görüntü de hareket ediyor. Şimdi kendi sanal ellerimi ve ayaklarımı da görebiliyorum. Bu çok ilginç bir şey. Şimdiden tuhaf bir his yaşıyorum. Ve hangi bedenin bana ait olduğunu merak ediyorum. Steven'ın gördüğü bedenin kendisine ait olduğuna inanması için ekip dokunma duyusunu da tetikliyor. Mavi bir top görüyorum. Bileğime dokunuyor. Ama güzel olan şey şu ki sanal bedenime dokunduğunu gördüğüm anda topu hissedebiliyorum. Vay canına. Şimdi 4 top oldu. Steven, sanal bedenin kendisine ait olduğuna inanınca Mel, illüzyonu arttırıyor. Çok tuhaf bir şey bu. Vay canına. Evet, kendimi görüyorum. Tabandan. Aa, bu biraz korkutucu. Demek ki beden dışı deneyim böyle bir şey. Artık Steven'ın dokunma hissi ve görme hissi arasında bir farklılık var. Tabanın kafama çok yakın olduğunu hissediyorum. Bir kez daha görsellik kazanıyor. Beynin durumuna anlam verebileceği tek yol Steven'ın bedeninden ayrılmış olması. Vay canına! Midemde hissedebiliyorum. Düşeceğimden korkuyorum. Karanlık olmaya başladı. Teşekkür ederim. İyi misin? Evet, ama çok kısa sürdü. Orada olan şey gerçekten ruhumun beynimden ayrılması mıydı? Yoksa beynimi kandırdın mı? Görünen o ki beyin çok kolay ve çok çabuk kandırılabiliyor. Belçika'da Steven artık keşif yolculuğu ve bu tuhaf olgu hakkında topladığı çarpıcı bilgiler üzerine düşünebilir. Birinci elden bu deneyimleri yaşamak, ölüme yakın deneyimleri daha iyi anlamam için oldukça önemliydi. Bir nörolog olarak beynimi kandırmanın ne kadar kolay olduğu beni büyüledi. Çok tuhaf hisleri tecrübe etmemi sağladı. Bu da ölüme yakın deneyimlerin temel bileşenlerine insan beyninin neden olabileceği görüşümü destekledi doğrusu. Steven şimdi teorisini test edecek. Radikal yeni bir deney yapacak. (Gülüyor)
Katı tıbbi denetim altında 30 gönüllüye kendi ölüme yakın deneyimleri yaşatılacak. Beyinlerinde ne olup bittiği de ilk kez ölçülecek. Oksijen az mı? Hayır. Nefes al. Hayır. Ekibi her bir deneyin beynini kasten oksijensiz bırakacak. İnsanların bayılmasına neden olan bir modelimiz var. Derin nefes alıp veriyorsunuz, bilincinizi yitiriyorsunuz. Bu insanlardan bazıları muhteşem deneyimler yaşıyor. Kalp durmasında olanlara benziyor ama çok kısa, güvenli ve kontrollü bir durumda oluyor bu. Tamam, şimdi derin bir nefes al. Ayağa kalk ve sık. Sık, 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 sık. Orada değil gibiydim. Oraya bakan bir kamera gibiydim. Ben Sophie değildim. Orada değildim. Bedenim orada değildi. Gönüllülerin yarısı ölüme yakın deneyimlerin bir veya daha fazla bileşenini tecrübe edecek. 256 elektrot sayesinde Steven beyinlerinin çarpıcı bir haritasını çıkarabilecek. Tamam. Annemi gördüm galiba. Evimizdeydik. Ve iki kız kardeşimi gördüm. Ruhum artık bedenim yokmuş gibiydi. Tuhaftı. Başka bir yere gittim galiba. Bu öncü deney, bilimin ölüme yakın deneyimlere dair anlayışında devrim yaratacak bir güce sahip. Bakın, deneyimizin sonuçları burada. Bayılmış birinin beynindeki elektriksel aktiviteyi gözlemliyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir sürü kırmızılık var. Bu da birçok anormal beyin faaliyeti anlamına geliyor. Burada ilginç bölgeler var. Duygular ve anılar için önemli olan temporal lobda çok fazla anormal aktivite görüyoruz. Bu kişinin şiddetli bir ölüme yakın deneyim yaşadığını tahmin edebilirsiniz. Burada görünen o. Aşırı neşe hali, beden dışı deneyim, ışığı görme. Bakın, burada tamamen mavi görüyoruz. Yani anormal bir aktivite yok. Bu kişi ölüme yakın deneyim yaşamamış. Ama bence bunlar büyüleyici. Ölüme yakın deneyim yaşamakta olan birinin beyninde o sırada neler olduğunu ilk kez gerçek anlamda ölçümleyebildik. Bilim ölüme yakın deneyimleri çok uzun süre görmezden geldi. Steven'ın çığır açacak çalışmaları beynimizin ölmeye başlarken çok gerçek ve güçlü hisler yaratabileceğini gösteriyor. Araştırmaları ölüme yakın deneyimlerin Tanrı'nın, ruhun veya ahiretin ispatı olmaktan çok uzak olduğunu ve bilimle açıklanabileceğini söylüyor.